Cümleden selamun aleyküm, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar şimdi bu videomuzda kendi yaptığım kabuklu artemiyadan kabuksuza çevirdiğim artemiyanın balıkların yeme hızını ve kabuksuzu göstereceğim. Şöyle diyelim, bakın bu Rotifish'in pet shoplarda satılan kabuksuz artemiyası. Bir bunu deneyeceğiz, bir de benim elimde son kalan bu. Şöyle gösterelim. Kabuklu artemiyi kabuksuza çevirdim çamaşır suyuyla. Bir videom var. Şöyle gösterelim. Bakın burada videoda balıklarım var. Görüyor musunuz? Bakın burada da var, burada da var, burada da var, burada. Mesela buraya kabuklu artemiyadan kabuksuza çevirdim. Yemi vereceğim. Bir de buraya vereceğim kabuksuz artemiyeyi. Kendileri yaptığını. Bakalım balıkların yeme potansiyelini göreceğiz. Ne kadar hızlı yiyorlar onu bir göreceğiz. Bir bakalım. Anlayabileceğiz mi? Videomuzun konusu bu. Deneyeceğim. Hani ikisi de aynı seviyede yiyebiliyorlar mı? İkisi de aynı şekilde iştahla yiyorlar mı? Şimdi balıklarım gerçekten aç. Yavrular özellikle çok aç. Zaten şu an videomun sonuna da iyi olan yerine de eklerim. Nasıl kabuklu artemiyeyi kabuksuza çevirdim. Özellikle bozulan, çıkmayan kabuklu artemiyalar var. Bozulmuş artemiyalar. Onu kabuksuza çevirip yedirebiliriz balıklarımıza. Onu göstereceğim. Aralarında bayağı büyüyenler de var. Şöyle kapatsak kulaşı. Bakın turuncu olan büyümüş portakal. İrileşmiş. Bunu göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdi ne yapıyorum? Sizin gözünüzün önünde yapayım da hani inanın yani, onun için söylüyorum. Bakın suyu alıyorum. Şurada şu su dinlenmemiş suydu. Onu almayayım da şöyle yapayım. Nereden alayım? Şu akvaryumdan alayım. Dinlenmiş suyla yapayım. Suları daha yeni değiştirdim, biliyor musun? Bakın şuradan biraz su aldım. Sonra kabuklu artemiyamıza biraz onu dökelim. Bulaşı da açalım mı? Açalım. Tamam, bu kadar yeter. Bir de kabuksuz artemiyeyi vereceğim. Tamam. Bakalım hangisini iştahla yiyecekler. Bunu biraz karıştıracağım. Şuradaki şeyimiz de var, kabuksuz. Sonra size döneceğim. İşlemlere biraz bu 5-10 dakika bir şey suyunu çekmesi lazım. Tamam mı dostlarım? Ondan sonra size döneceğim. Görüşmek üzere diyelim. Böyle koyalım. Evet dostlar. Şimdi videomuzda 5 dakika şey yaptık. Suyu emdi. Şu kabuksuz artemiyaydı. Bu da kendi kabuklu artemiyeyi yapmıştım. Görüyor musun? Şurada hiç üzerinde partikül yok. Onu fark ettim. Kendi yaptığım artemiye sayesinde. Burada üzerinde partiküller var. Şöyle yüzenler. Şimdi bu satılan kabuksuz artemiyeyi balığımıza vereceğiz. Hangi balığımıza verelim? Şuradaki ve şuradakine. Deneme bu. Tamam mı? Bakalım nasıl yiyecekler. Evet, güzel yemeye başladılar. Bakalım yiyorlar mı? Evet, güzel yiyorlar gerçekten. Şimdi hakkını vermek lazım da şırınga basmıyor yalnız. Sakalım. Tamam. Hani yiğidi öldür hakkını ver demişler ya. Bu böyle dursun. Bayağı bir duman altı oldu. Yemeye başladılar. Tamam. Şu şurada dursun. Bir de şöyle yapalım. Şuradakini alalım. Buradaki şırıngamız var. Yeme gücüne bakalım. Hangisini daha çok yiyecekler? Flaşı açalım. İkisini de yiyorlar. Şöyle bir anlatalım. Sanki şu sağ taraftakiler daha çabuk yiyor gibi. Görüyor musun? Dipte de var. Şunu bakalım hangisinin karınları daha çabuk şişecek. Ona bakalım en azından.
Bilmem görüyor musunuz? İkisi de Artemia var. Şu Artemia'nın şırıngası küçüktü. Karınlar şişmeye başladı. Ufak ufak şişmeye başladı hemen. Karınları misket gibi şişiyor arkadaşlar bu Artemia yiyince. Bakın odaklayabileceğiz mi acaba? Görmemeniz imkanı yok. İkisi de güzel yiyor. Bakalım hangisi daha çabuk şişecek. Kardeşler biraz bir zaman geçsin. Şöyle yapalım. Biraz bir zaman geçsin. Vaktimizi harcamayalım. Balıklar güzelce yesin burada. Ben bunu hiç ellemeyeceğim. Bu bir deney aşaması. Benim için de deney. Tamam mı? Bakalım hangisi daha çabuk iştahla yiyor. Hangi balık daha çok iştahla yiyecek bu artemiyaları. Şimdilik görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar diyorum. Donduruyorum yani videoyu. Başka şey yapacağım. Bekledikten sonra göstereceğim neticeyi size. Evet. Testimizin sonucunu açıklıyorum. Şöyle gösterelim. Görüyor musunuz? Şöyle bir durum oldu. Benim kendi yaptığım şu taraftaki kabuksuz Artemia, yani yaptığım kendi yaptığım Artemia hiç kalmadı. Bitirdiler yerdekilerini. Böyle söyleyeyim. Ama burada da Artemia kaldı. Ama karınları da şiş hala bunların. Hatta buraya bir şırınga daha sıkacağım. Bakalım ne olacak. Deneyimiz daha devam ediyor. Şöyle diyelim. Şuradan bir şırınga alalım. Evet, bir şırınga dolusu Artemia daha sıkalım. Evet. Tamam. Şöyle görünüyor şu an. Arkadaşlar Artemia'yı iştahla yeme konusunda sıkıntı var sadece. Buradaki hazır kabuksuz yapılmış Artemia'yı aynı hızla yemiyorlar. Hepsi yemiyor diyeyim. Kimisinin karınları misket gibi şişmiş. Ama buradakiler hepsi yiyor. Acaba tazelikle alakalı mı? Ama bunların karınları misket gibi şişti. Fark ettim. Hemen hemen aynı. Öyle diyeyim. Şimdi deneyimizin sonuna geleceğiz. Biraz daha bekleyeceğim. Ondan sonra sonucu göstereceğim size. Şu anda gidişata göre kabuksuz Artemia'lar aynı seviyede. Yani benim yaptığım ile hazır aldığım kabuksuz Artemia'nın kalitesi aynı. Balığın yeme durumuna göre kalitesini yapıyorum dostlarım. Şöyle yakınlaştıralım. Bakın karınları misket gibi şişti. Görüyor musunuz? Bakın buradakiler güzel şişti. Buradakilerin de karınları şişti. Yani Artemia tazeyse, bayat değilse böyle ikisi de yiyebiliyor. Diyelim ki Artemia'nız çıkmadı. Artemia'nız çıkmadıysa benim videoya ekleyeceğim çamaşır suyu ile çıkarma videom var. Kabuklu Artemia'yı. Bakın ikisi de aynı hızda yiyor. Karınları da aynı şişti. Görüyor musunuz? İsraf etmeyin Artemia'larınız. Şimdi ben bunu bir durdurayım. İlerleyen zamanları göstereceğim. Hadi bakalım. Evet dostlarım. Şimdi geldik en son aşamaya. Bakın gördüğünüz gibi balıkların ikisi de karınları misket gibi şişmiş. Görüyor musunuz? Bu kendi yaptığım kabuksuz Artemia. Hiçbir zararı yok. Bozulmuş olan ve çıkmayan Artemia'yı verdim, yaptım. Balıklarımızın karınları gayet şiş. Görüyorsunuz inşallah. Misket gibi şişti. Ve zararı yok. Kabız mabız olmuyor. Ölmüyorlardı böyle. Bunu fark ettim.
Son bilgiler bunlar ve öz bilgiler. Hepsi de kuduz gibi maşallah. Şimdi bir de şuna bakalım. Burada biraz çok yem kalmasına rağmen karınları bayağı bir şiş bunların da. Misket gibi şiş. Yani kendi yaptığımız kabukludan kabuksuza çevirdiğim Artemia ile direkt hazır satılan kabuksuz Artemia arasında hiçbir fark yok. İkisini de iştahla yiyorlar. Çok az bir miktar, çok az bir miktar belki benimkini iştahla yemiş olabilirler. O da suyu 5 dakikadan fazla bekletirseniz daha hızlı yiyeceklerini düşünüyorum bunların. Sonuçta suda açılma oranı var değil mi? Ama hiçbir fark yok. Direkt kabuksuz Artemia da alabilirsiniz. Hem onlar daha ucuz. Ama tarihi geçmemiş şekilde alın. Size tavsiyem budur. Şimdi buradakiler kendi yaptığım kabuksuz Artemia. Kabukludan kabuksuza çevirdim. Bunlar da hazır kabuksuz diye satılan Artemia'ları yiyen balıklar. Şimdi şöyle yapalım. Evet. Dostlarım, bir deney videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Burada şunu göstermeye çalıştım. Asıl tema şu, konunun anlatımı şu. Gözünüzle şahit olun yani. Örnek veriyorum. Siz diyelim bir kutu yumurtalı Artemia aldınız. Çıkmamış kabuklu Artemia aldınız. Onu çamaşır suyu deneyimizle kabuksuza çevirebilirsiniz. Eğer çıkmazsa, geride veremiyorsunuz, adam da almıyor diyelim, çöpe atmayın. Eğer onu almadıysanız da direkt kabuksuz Artemia'yı da alıp yavrulara verebilirsiniz. Bunu söylemeye çalışıyorum. İki seçenek de size ait. Hangisini seçerseniz onu yapın. Benim tavsiyem budur. İnşallah sizlere faydalı olabilmişimdir. Konunun asıl teması budur. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiler, saygılar diliyorum. Görüşmek üzere.